Evet merhaba arkadaşlar ee, özellikle son birkaç gündür e, hem YouTube'dan hem de WhatsApp'dan. Öğretmen atama sayısı gibi bana çok fazla soru gelmeye başladı. Ben de arkadaşlar kendi tahminimi söyleyeceğim burada. Hani Peki bu tahminlerin gerekçeleri nedir? Onlarla beraber aslında anlatacağım. Yani 20 bin mi, 40 bin mi, 60 bin mi? Gerekçeleri beraber anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü çok fazla YouTube'dan ve WhatsApp'tan sorular gelmeye başladı. Hocam bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? 40 bin olur mu ya da üzeri olur mu şeklinde ben kendi görüşüm bildireceğim ve gerekçelerle beraber anlatmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir son 5 yıl atamalarına baktığımız zaman son 5 yılda son 5 yılda 3 defa 40 bin ve üzeri atama oldu yani iki defa 40 bin oldu bir defa 50bine yakın bir atama oldu yani yaklaşık olarak 180 bin, 180 bin üzerinde öğretmen atandı son 5 yılda arkadaşlar. Yani bu neredeyse 35.000 üzeri eder. Yani her yıl için 35.000 ve üzeri bir atamadır bu. Yani 3 defa 40 bin üzerinde atama olması bizim için önemli bir veri. Yani bu yıl için Şubat ayı öğretmen sayısının için önemli bir veri. Son 5 yılda 3 defa 40 bin ve üzeri atama olması. Toplamda da 5 yılda 180 bin üzerinde bir atama sayısı var arkadaşlar. Peki ne söyleyebiliriz? 40 bin üzeri 40 bin atam olması sayının yüksek olacağının bir arkadaşlar bir öngörüsü olarak karşımıza çıkabilir. Ziya Selçuk'un açıklamaları, milletin Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklamaları atamalarda bir olumlu yaklaşımı bu sayının yüksek olacağını bize gösteriyor. 40 40.000 ve üzeri olacağını aslında bize biraz gösteriyor. Özellikle öğretmen arkadaşların sosyal medya, Twitter üzerinden yaptığı etkinlikler de önemli. Neden önemli? Arkadaşlar dünya bir artık etkileşim içerisinde. Sosyal medya çok önemli bir yer ediyor. Özellikle Twitter çok önemli bir yer ediyor arkadaşlar. Ve bunu öğretmen arkadaşlar çok iyi kullandılar bu sene. Ben sosyal medya etkinliğinin de atamalarda etkili olacağını düşünüyorum. Hala bu etkinlikler devam ediyor. Onu da söyleyelim. Hükümete yakın medya arkadaşlar hükümete yakın medya neredeyse 3 günde bir 4 günde bir işte öğretmen sayısının alımının çok yüksek olacağından bahsediyor. Turkuaz Medya Grubu, Demirören Medya Grubu mesela özellikle hükümete yakın medya gruplarında atamanın 40 bin üzerinde olacağı 40 bin ya da üzerinde olacağı ilgili devamlı bir haberler dönüyor. Onu söyleyelim bu da bir etkin bir de arkadaşlar çok önemli başka bir şey söyleyeceğim şimdi burada ben. Atamanın bekletilmesi. Atamanın ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı, kontenjanın bekletilmesi. Şimdi önceki yıllarla kıyasladığımız zaman biz işte 2019 atama, Şubat ataması işte 2020 Şubat atamasıyla kıyasladığımız zaman, açıklamaları kıyasladığımız zaman mesela Aralık ya da Ocak ayında açıklamalar var. Yani Aralık ayının sonunda, Ocak ayının başında açıklamalara giriyoruz biz. Fakat 2021'e geldiğimiz zaman 2021 yani bu yıl baktığımız zaman artık Şubat ayına geliyoruz. Ama hala bu konuyla ilgili bir bir bilgi gelmedi. Yani kaç tane kontenjan olacak, nasıl olacak? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Atamanın bekletilmiş olması bana yine sayının yüksek olacağına dair bir öngörümü diyeyim arkadaşlar öyle söyleyebiliriz. Benim şahsi düşüncem arkadaşlar. Yani sosyal medya etkinlikleri, atamanın bekletilmesi, son 5 yılda sayının yüksek atama sayısının yüksek olması Milletin bakın Ziya Selçuk'un olumlu görüşleri. Benim kendi düşüncem arkadaşlar 40 bin civarında bir öğretmen alımının olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu sayı daha fazla olsun isteriz yani 50 bin 55 bin sayıları da geçiyor 60 bin sayıları da geçiyor. Umarım en yüksek atama olur. Herkes istediği yere atanır arkadaşlar. Herkes alnının terini hakkını almış olur arkadaşlar. Bu videomuzda ne yaptık? Atamanın gerekçeleri yüksek olmasının gerekçelerini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.